Günaydın efendim. Burası hafta sonundan. Herkese mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyoruz. Kulaklığı kapatabilir misiniz? Teşekkür ederim sevgili rejimiz. Tüm yayında emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Burası hafta sonundasınız. Burası hafta sonunda bugün bir saat boyunca neler neler yapacağız. Bir kere öncelikle tarihimiz bugün 26 Ekim. 26 Ekim itibariyle, cumartesi günü itibariyle canlı canlı sizlerle beraberiz ve öncelikle haberlerimiz var. Gazete haberlerimiz, etkinliklerimiz, standart klasik haberlerimiz ve sonrasında konuklarımızı ağırlayacağız. Bugün çok değerli iki bölümümüz var. Birinci bölümümüzde bir şampiyon bizlerle beraber olacak. Geçtiğimiz hafta ülkemize ilk jimnastik altın madalyasını getiren İbrahim Çolak ve antrenörünü ağırlayacağız. Sonrasında da çok tatlı, dünya tatlısı bir çift uzaktan geldiler. Onlar tiyatrocu, engelli tiyatrocular ama engellerin asla, eğer bir şey isterseniz ve hedefinize doğru koyarsanız, engellerin engel olmadığını gösteren tiyatrocular, Kubaş çiftini ağırlayacağız. Kubaş çifti bize hayatlarından bahsedecek. En sevdiğim şey insan hikayelerini sizlerle paylaşmak. Bir saatimiz var. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hoş geldiniz sözünü. Canlı canlı 26 Ekim itibariyle programımız başlamış bulunmakta. Buyurunuz, başlıyoruz. Tarihe geçen başarısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da konuştuğu jimnastik şampiyonu, milli sporcumuz İbrahim Çolak ve antrenörü Yılmaz Göktekin gurur gününü anlatmak üzere birazdan burası hafta sonunda. İki aşık çift, birbirlerine tutunarak yaşadıkları zorlukları tiyatro sevgisiyle birlikte aştılar. Ve şimdi il gezerek tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturuyorlar. Ayşun Kubaş ve Ercan Kubaş çifti birazdan burası hafta sonunda. Ağzım açık kaldı, sürprize bak. Bir de içeriden beğendin mi diyorlar. Böyle sürpriz yapılır mı? ya mesela bir fotoğrafı beğenmeseydim, bir şeyden hoşlanmasaydım. Ekibin sürpriziyle karşılaştım şu anda ama çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ben çok 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 beğendim ama bir iki kere daha izlemem gerekiyor. Çünkü ekibin izlemesi ve benim izlemem arasında dağlar kadar fark oluyor. Ben çok ayrıntılı izliyorum. İşte şurada şu olmuş, bunu çıkarmak lazım. Burada birazcık şurası, bunu hemen çıkaralım, onun yerine daha başka bir fotoğraf koyalım diye. Muhtemelen oradaki 5-6 fotoğrafı ben çıkarttıracağım. Yenilerini ekleteceğim. Daha böyle hani şeker fotoğrafları. Ama çok çok güzel olmuş. Siz beğendiniz mi asıl? Beğendiniz mi? Beğendiniz. Peki, o zaman siz beğendiyseniz, ekip beğendiyse problem yok ama yine de bir kere daha izlemekte fayda var. Ellerinize sağlık. Gazetelerle başlıyoruz efendim. Sabah gazetesindeyiz. 26 Ekim 2019 Cumartesi günü itibariyle Sabah gazetesinin sürmanşetinde Avrupa'nın Türk korkusuna değineceğiz. Aslında Profesör Doktor Erhan Afyoncu değinmiş buna. Ben aktaracağım size. Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki ilerleyişi Avrupa'yı alt üst etti. Çocuklara Türkler geliyor diye korkutmaları o günlerden kalma. İftirayla bezeli tarihleri gösteriyor ki içlerindeki Türk korkusunu hala atamadılar demiş Erhan Afyoncu. Ve sabahın eki günaydında detaylarını okuyacağınız bir haber neymiş bakalım? Anneye vicdan sızlatan dayak. Nasıl yani? Anneye mi, anneden mi? Anneye. Ali Ağoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli eve alkollü geldi diye kızan annesi Nilgün Özbay'ı dövdü. Birbirinden şikayetçi olan anne kız mahkemede hesaplaşacak. Nasıl yani, anneye el kalkar mı? Ağzım açık kaldı. Muhtemelen şöyle devam edecek bu. Annenin içi kaldırmayacak kızıyla mahkemeleşmeye. Çünkü muhtemelen anne kızına çok düşkün. Düşse bir yeri kanasa ya da parmağının ucuna bir şey olsa o annenin içi sızlıyor. Anne affedecek ve buradan bir şey çıkmayacak ama çok acı.
ve çok enteresan. Sabah gazetesi manşetiyle devam edelim. Suriyeli Berivan'ın ağlatan mektubu diyor Sabah gazetesi manşette. YPG PKK'nın hayatını darmadağın ettiği 13 yaşındaki Berivan'ın yardım dileyen duygu dolu mektubu Mehmetçiğin neden Suriye'de olduğunu anlatmaya yetti demiş. Mehmetçik şefkat ve huzur demek alt başlığını görüyorum. Ve kendi aramızda merhametli küfara karşı şiddetli olacağız diyen Başkan Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yine Cumhurbaşkanı ile görüştü dün itibariyle. Dünkü programında bu vardı. Oradan çıkan bir haber Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Ve Hürriyet gazetesi ile devam edeceğiz. 76'sından sonra maratoncu oldu. Gelibolu'da bir köyde yaşayan 80 yaşındaki Makbule Kababıyık 4 yıl önce hayatında ilk kez maraton koşmaya başladı. Eşinin teşvikiyle koşmaya başlayan Kababıyık 2 çocuk, 4 torun, 1 torun çocuğu ve 4 madalya sahibi Kababıyık yarışa hazırlandığını, nefesimi denedim dediğini ve 15 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyüne 1,5 saatte rahatlıkla koştuğunu anlatıyor. Bu arada önemli bir haber. Aman balık yiyoruz işte fayda, omega ediniyoruz vücudumuza vesaire vesaire. İşte balık sezonu da başladı. Balıklar taze taze yiyelim, evlatlarımıza, çocuklarımıza yedirelim diye düşünüyorsanız aslında bu haberi dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Çünkü balıkla birlikte aslında plastik yiyoruz. Nasıl mı? Greenpeace'in araştırmasına göre Türkiye'deki balıkların %44'ünde mikroplastik bulunuyor. Hazırlanan raporda kefalin %64.3'ünde, barbunun %63'ünde, mırmırın %34.3'ünde, tekirin %26.7'sinde mikroplastik saptandığı belirlendi. Şimdi donmuş balıktan uzak durmaya çalışıyoruz. Mümkünse deniz balığı yemeye çalışıyoruz. Deniz balıklarının fiyatları zaten uçmuş gitmiş durumda. Ama bir de balıkların içinde mikroplastik olduğu söylenince Greenpeace tarafından insanlar balıktan da uzaklaşacak. Zaten tavukla aramızda ciddi bir mesafe var. Balıktan da uzaklaşırsak sadece ete yöneleceğiz ve gut hastalıklarının ve ete bağlı pek çok hastalığın ne kadar artacağını tahmin bile edemiyorum. Ve maalesef bizim ailemizi, Habertürk ailesini ilgilendiren ve üzen bir haber aktaracağım size. Yıllarca birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşımız kavgayı ayırdı ve bıçaklandı. Yeni bir hayat kurmak için İstanbul'dan Fethiye'ye taşınan ödüllü grafiker Barış Bektaş, işlettiği kafenin önünde çıkan kavgayı ayırmak isterken kalbinden ve sırtından bıçaklanarak öldürdü. İki kişi tutuklandı. Ekonomi servisimizde bizimle birlikte çalışan bir arkadaşımızdı Barış. Ekonomi ile ilgili çok değerli grafiklere imza attı. O sayfayı güzelleştiren ya da o habere konu olan başlığı daha çarpıcı hale getiren grafiklerle tanınıyordu. Maalesef iyi niyetinin kurbanı oldu ve bir kavgayı ayırmaya çalışırken hayatından oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette ki kalanlara da başsağlığı. Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Yaş 65, sırrı spor. Vücut geliştirme ve fitness dünya şampiyonasına hazırlanan Kamer Pearsons ile hayata ve spora bakışını konuştuk. Yaş 65 ama görüntü, bilmiyorum yakından görebiliyor musunuz ama görüntü 30-35, harika gözüküyor ve sebebi de bu harika görüntünün sebebi de spormuş. Ama bence genetik faktörü de burada devreye giriyor. Her spor yapan 65 yaşındaki kişi Kamer Hanım gibi görünmüyor. Kamer Hanım aslında bir süredir gündemimizde. Görüntüsü ve spor olan ilgisiyle sık sık haberlere konu oluyor. Bir kez daha Posta Gazetesi'nde yer bulmuş. Yaş 65, sırrı spor, herkes spor yapsın diyor. Aşk doktoru ile kalp sağlığı. Aşkınızı ilan edin demiş aşk doktoru. Aşkını ilan edemeyen platonikler, aşkınızı ilan edin. Mutluluğumuzu tüm Türkiye bilsin diyenler, aşkınızı ilan edin. Aşk yüzünden derde düşenler, sevginizi haykırın diyor. Sevgili Mehmet Coşkun Deniz, aşıklar postada buluşuyor diyor. Aşkını ilan edemeyenlere. Bir dakika, kulaklığım çıkmış, duyamadım yönetmenimi. Buyurunuz efendim. Habere pas atacağız. Etkinlik yapmayacak mıyız?
Öyle mi? Peki. Son bir haber aktaracağım. Dayak cennetten çıkmadır. Sosyal medyada bir antrenörün soyunma odasında futbolcuları tokatladığı görüntüler tepki çekti diyor. Dün ajanslara düşen bir görüntüydü. Ve antrenör futbolculara, oyunculara dayak atan antrenör neden dayak attığını aktarıyor ve savunmasını yapıyor. Onun haberi diğer gazetelere de baktığımızda aslında bunun haberini göreceğiz. Şimdi Japonya'ya gideceğiz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Japon Veliaht Prensi taç giydi. Hep birlikte haberimizi izleyelim. Sonra da üzerine biraz konuşacağız. Tahtı babasından teslim aldı. 126. Japon İmparatoru Naruhito törenle Kasımpatı tahtına çıktı. İmparatorluk tacını resmen taktı. Tören başkent Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda yapıldı. 5 ay önce sade bir törenle tahta oturan Naruhito geleneksel bir törenle ülkede Kasımpatı adı verilen İmparatorluk tahtı Takamikura'ya çıktı. Sakini, Nihongo Kenpo. Tokyo'daki taç giyme törenine 150'den fazla devlet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı. Törene katılanlar arasında Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Naruhito'nun Takamikura'ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldı. Akihito 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Aslında çok büyük bir acı var bu tahtın geri planında. Şimdi imparatoriçe olarak taç giyen Masako çok uzun zaman medyadan ve görevlerinden uzaklaştı. Aslında Harvard'lı, inanılmaz eğitimli, ekonomiyle çok iç içe olan ve ayakları yere basıp çalışan bir kadınken aşık oluyor ve Japon prensiyle, veliaht prensiyle evleniyor. Fakat kraliyet görevleri ona çok ağır geliyor. Bu arada tabii tahta erkek evlat doğurmak ile uğraşırken kızı oluyor, üst üste bir takım düşükler vesaire. Çok depresif bir hale giriyor ve onunla ilgili yazılan bir kitap var. Eğer bununla ilgili merak ediyorsanız, bu konuyla ilgili daha derinlemesine bir araştırma yapmak istiyorsanız, Prenses Masako kitabın ismi, Türkçe'ye çevrildi. Okuyabilirsiniz efendim. Şimdi bir başka haber. 44 yıl önce bir anıt mezara gömülen Franco'dan geriye kalan kemikler anıt mezardan çıkarılarak daha mütevazi bir mezarlığa nakledildi. Bugün Franco'dan kalan kemiklerin mezardan çıkarılmasının ardından ailesi bir seremoni düzenledi ve ardından kalıntılar bir helikoptere yüklenerek Madrid'de bir başka mezarlığa doğru yola çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta Franco'nun kalıntıları orada eşinin yanına gömüldü. Uzun bir yasal sürecin sonunda, Eylül ayının sonunda Sosyalist İspanyol Hükümeti Yüksek Mahkemesi'nden Franco'nun mezarının taşınması için onay alınmıştı ve işte o taşınma geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşti. Tüm dünyanın gözü kulağı da bu taşınma olayındaydı. Çeşitli provokasyonları engellemek için İspanyol hükümeti de bu taşınma işlemini helikopterle gerçekleştirdi. 2 tonluk bir mermerin altından çıkarıldığı söyleniyor Franco'nun mezarının. Buyurun seyrediyoruz. Diktatör Francisco Franco 36 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. Ölümünden 44 yıl sonra Franco'nun mezarı açıldı. Kalıntılar Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan aile mezarlığına taşındı. 1,5 ton ağırlığındaki levhaların altındaki tabutun çıkarılıp helikopterle taşınması yaklaşık 4 saat sürdü. Franco'nun tabutu bazilikadan aile üyelerinin omuzlarında çıkarıldı. Ailesi tabutun üzerine İspanya bayrağının renklerinden oluşan çelenkle kapattı. Kapalı alanda duran tabutun yıllar içinde zarar gördüğü, ancak yeni yerine değişiklik yapılmadan taşındığı belirtildi. Taşınma sırasında 22 aile üyesinin yanı sıra Adalet Bakanı ve Başbakanlık Genel Sekreteri yer aldı. Mezarın taşınma işlemi devlete 63 bin euroya mal oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen yıl göreve geldiğinde Franco'nun mezarının taşınmasının önceliklerinden biri olduğunu açıklamıştı. Sosyalist hükümet, bir yıl aşkın süredir devam eden mücadelesinin sonunda Eylül ayında yüksek mahkemeden onay almıştı. Faşist örgütlere bağlı küçük gruplarsa karara tepkiliydi. Protesto gösterileri düzenleyip mezarlığın dışında dua ettiler. Franco 1936'da bir darbeyle yönetimi ele geçirmiş,
1975'e kadar ülkeyi diktatörlük devretmişti. Onun diktatörlüğü boyunca 500 bin kişi öldürüldü, 270 bin kişi hapse atıldı. Son diktatör olarak adlandırılıyor Franco. Ve geçtiğimiz haftanın yine en çok konuşulan konularından biri. İngiltere'nin güneybatısındaki Essex bölgesinde bir kamyonda biri çocuk 39 kişinin cansız bedenleri bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon başkent Londra'nın doğusundaki Grace kasabasında bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki sürücüsü gözaltına alındı. İngiltere polisi 39 kişinin cansız bedeninin bulunduğu kamyonun Belçika'dan İngiltere'nin Essex bölgesine gittiğini belirledi. Öte yandan Bulgar Dışişleri Bakanlığı kamyonun Bulgaristan'da kayıtlı olduğunu açıkladı. Bulgaristan Başbakanı da kamyonun 2017'den bu yana Bulgaristan'a giriş yapmadığını belirtti. Olayla tek bağlantımız kamyonun Bulgaristan'da kayıtlı olması diyor. Ve bu konunun aslında pek çok paydaşı var. Kamyonun içindeki cesetlerin Çin vatandaşı olduğunu tespit edilmesi ve aralarından biri de çocuk. Aynı zamanda İrlandalı bir sürücüsünün olması, Bulgaristan'a kayıtlı olması, muhtemelen kamyonun geçtiği yollar. Geçtiğimiz haftanın gerçekten en çok konuşulan konusu buydu. Bu güzel cumartesi sabahı canınızı sıkmak istemiyorum böyle cesetler, çocuklar vesaire ama muhtemelen daha bir sürede kamuoyunu meşgul edecek. Çünkü son dönemlerin gerçekten en vahşi olaylarından biri. Hala da net olarak çözülmüş değil. Mesela kamyonun sürücüsüyle ilgili şöyle bir durum var. Kamyonun sürücüsü gözaltında ve baş şüpheli olarak sorgulanıyor. Ama kamyonun sürücüsü diyor ki ben zaten olayı yetkililere bildiren kişiyim ve taşıdığım şeyin ne olduğunu gördüğümde baygınlık geçirdim ve hemen gerekli mecraları aradım diyor. Bakalım nasıl devam edecek bu olayın seyri. Sadece Türkiye'nin değil aslında tüm dünyanın gözü kulağı orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir canlı yayına katılmıştı ve bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirmişti, hatırlayacaksınız. Neyse, şimdi efendim etkinliklerimize bakalım. Bakalım bugün sizin için neler seçtik. Etkinlik köşesine gidiyoruz. Evet, burası hafta sonunda etkinlik köşesindeyiz. Bakalım sizler için neler seçtik. Öncelikle söylenir ve yarım kalır bütün aşklar yeryüzünde Borsan Contemporary'de sizler için bir önerimiz var. Bu bir sergi. 26 Ekim ve 8 Mart tarihleri arasında sizlerle buluşacak bu etkinlik. Söylenir ve yarım kalır bütün aşklar yeryüzünde. Borsan Contemporary en güzel etkinlik ve sergi alanlarından biri. Sergilerin muhteviyatı aslında serginin mekanını da bağlıyor. İkisi birbirine etkiliyor. Güzel bir sergi, güzel bir mekan bir araya gelince gerçekten seyre doyum olmuyor. 8 Mart'a kadar izleyebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz bu sergiyi. Bugün itibariyle kapılarını açmış bulunmakta. Ve bir diğer etkinliğimize bakalım. Bir Nefes Arkadaşlık 28 Ekim'de Süreyya Operası'nda iki flüt ve bir piyanist, bir sihirli parmak diyorum ben ona. Bülent Evcil, Rafael Etrevisyan flütte ve bizim programımızda da defalarca ağırladığımız dahi çocuk olarak nitelendirilen sevgili Burçin Büke piyanoda. Programda harika, güzel bir dinleti Süreyya Operası'nda 28 Ekim'de efendim. Ve diğer etkinliğimize bakalım. Diğer etkinliğimiz de Anadolu Ateşi. Anadolu Ateşi çok uzun zamandan beri performansını sergiliyor. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da. Ama o kadar başarılılar ki defalarca seyretsek de yetmiyor. İşte bir kez daha sahnedeler. 29 Ekim itibariyle Aspendos Arena'da Antalya'da 21.15'te izleyebilirsiniz. Ve son olarak bir kitap önerimiz olacak sizlere. Bakalım kitabımızı da görelim.
Evet, Her Umut Ortak Arar, Nilay Örnek, Artemis yayınlarından. Aslında kendisi bizim meslektaşımız. Sevgili Nilay Örnek de bir gazeteci. Üstelik de çok başarılı araştırmalara imza atan bir gazeteci. Ama aynı zamanda televizyon programı da yapmaya başladı. Yemekle haşır neşirmiş. Bunu bilmiyordum çünkü Nilay'ı çok severim. Hem buradan sevgilerimizi iletelim sevgili Nilay'a. Hem de yeni çıkan kitabı, Nilay Örnek, Artemis yayınlarından çıkan kitabı, Her Umut Ortak Arar kitabını tanıtmış olalım. Buradan da başarı dileklerimizi yineleyelim kendisine. Şimdi etkinlik köşemizi de noktaladık. Gazetelerimizi yaptık, haberlerimizi yaptık. Etkinlik köşemizi noktaladık. Artık konuklarımızı almaya başlayacağız. Öncelikle şampiyonumuzu ve antrenörümüzü alalım. Bakalım bu şampiyonluk yarışında nasıl bir süreç izlemişler ve şampiyonluktan sonra hayatlar nasıl değişmiş? Buyurunuz. Milli sporcu İbrahim Çolak, artistik jimnastik dünya şampiyonasında halka aletinde dünya şampiyonu. İbrahim Çolak, jimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu. Tüm Türkiye onun başarısıyla gururlandı ve dünya onu konuştu. İbrahim Çolak! Altın madalyasını Mehmetçiğe armağan eden İbrahim Çolak bu tarihi başarıyı asker selamıyla işte böyle taçlandırdı. Ah, o milli marşımızın okunduğu an. Ah, sevgili İbrahim'in o asker selamını verdiği an. Hepimizi mutluluğa boğdun. Öncelikle sadece İbrahim'i değil, elbette ki İbrahim'i hazırlayan antrenörünü de hepinizin adına tebrik etmek istiyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hemen kısaca sizi tabii ki başarılarınızla çok yakından tanıyorlar ama kısaca bir kendinizi anlatmanızı rica edeceğim. İbrahim Bey, buyurun, sizden başlayalım. Ben İbrahim Çolak, artistik jimnastik milli takım sporcusuyum. 24 yaşındayım. 7 Ocak 1995 İzmir Konak'ta doğdum. Ve 5 yaşında Şavkar Jimnastik Spor Kulübü'ne başladım. Amcam Erkan Çolak eski jimnastikçi. Ben de onun sayesinde ailem beni sporla, jimnastikle tanıştırmışlar. Tabii ki 19 yıllık bir sporculuk kariyerim oldu. Bu kariyerim boyunca birçok hedefim vardı. Bunlar Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda ve Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmaktı. Ben 2018 ve 2019 yılında bu iki hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şimdi sırada olimpiyatlar var. Hadi bakalım. Olimpiyatlarda da inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz hep birlikte. Bunun için çalışıyoruz. Zaten bir sporcu için olimpiyatlar en zirvedeki yarışma. Biz de orada güzel başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Biz de başarılarının bakalım devamını diliyoruz. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Bir de antrenörüne söz vermek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Bir de sizi dinleyelim lütfen. Hoş bulduk. Ben Yılmaz Göktekin. Artistik jimnastik milli takım antrenörüyüm. İbrahim'i buraya davet ettik ama bir sporcumuz da şu an Almanya'da. İbrahim dünya şampiyonu oldu. Akabinde Ahmet Önder de ertesi gün dünya ikincisi oldu. O şu an güzel. Almanya'da Bundesliga'da yarışıyor. Bu sevinç tabii ki anlatılamaz, yaşanır. Gerçekten her İbrahim'in madalyasından sonra, hem Ahmet'in madalyasından sonra orada ben ikisine sarılıp beraber ağlıyoruz, ya, seviniyoruz ve biz de burada bir, ekran başında. Evet, bir antrenör için bana bu yani dünyanın en mutlu antrenörü herhalde o gün bendim. Ne güzel. Yani çok mutluluk verici, gurur verici bir olay. Ama sizinle çok ayrı bir şeyimiz var. Hukukumuz var diyeyim. Biz, bundan benim mi? 8, ben hiç jimnastik 9, yapmadım. 8-9 yıl öncesine biz jimnastiği tanıtma amaçlı bir yeteneksizsiniz programına katıldık. Sizin de jüri olduğunuz bir program. Ve bizim minik jimnastiklerimize, İbrahim'in, Ahmet'in de olduğu bir yerde ilk evet'i biz sizden almıştık. Öyle ondan mi? Sonra tabii evet, o çok unutulmaz bir anıydı bizim için. Sürprizimiz oldu size. Bir şey söyleyeceğim. Yani yeteneği gözünden tanıyorum, görüyorsunuz. Yani ileride şampiyon olacak sporcuyu, yeteneği görürüm, hemen anlarım. Söylemişimdir zaten. Evet. Biz oraya Şavkar Jimnastik Kulübü olarak katılmıştık ama ne güzel. Türkiye'de jimnastiğin tanıtımı için çok güzel bir program oldu. Orada da ilk teşekkürü sizler aldığınız için çok teşekkür etmişti zaten bizim arkadaşlarımız, sporcularımız size.
Ayrıca tekrar teşekkür ediyorum ne size. Ne demek? Siz zaten o kadar başarılı olacakmışsınız ki muhtemelen onun örneklerini o yarışma o ışığı sırasında siz gördünüz da orada, evet. Ben gördüm. Hemen yetenek ışığını hiç kaçırma. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dikkatimi çekiyor. Şu madalyaya bakar mısınız? Hiç hayatımda ben ışıklı madalya görmedim. Bu ne böyle? Buyurun. Altın madalyanın da şekli şemali değişti. Bu bakar tasarım mısınız? Ödülü almış. Alman bir tasarımcı tarafından. Baksanıza. LED'li. Hem madalyanın etrafında hem de kurdelede de LED var. Bu da mı LED'li? Evet. Bunu görmüyorum. Telefonu şarj ederseniz bunu da şarj ediyorsunuz. Belli bir süre sonra tabii ki bitiyor. Bunun hatta kutusunda temizleme, kullanma, bakım, kullanım kılavuzunu bile koymuş yani. Bakın. Muhteşem yani bir tasarım. Ben de ilk kez bir madalya için powerbank taşıyorum. Telefonun için değil ama madalyanın için mi taşıyorsun powerbank'ini? Evet, evet. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey. Şu anda gördüm İbrahim'i boynunda madalyasıyla. Dedim ki bu parlıyor, bu ışıklı ledli falan, bu nasıl bir şeydir? Evet. Buyurunuz efendim. Yani yetenekte ve tasarımda sınır tanımıyorlar ama evet, bu sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Sen tak lütfen bunu. Tabii ki. Peki ne kadarı yetenek? İkinize de sormak istiyorum. Ne kadarı çalışma? Ne kadarı azim? Ne kadarı hedefleme? Şimdi tabii ki biz jimnastik branşı, spor branşlarının içerisinde en genç ve en erken başlayan branşlardan bir tanesi. Hı hı. 3-4 yaşından itibaren biz alıyoruz. Tabii ki o formatta bir oyun, hareket eğitimi, temel eğitim veriyoruz yani tüm jimnastik salonlarında. Çocuk 2-3 yıl bize düzenli gelip gittikten sonra zaten hani sporcu olma sporcu doğulur diye bir deyim vardır. Bu gerçekten öyle. Genetik faktör, aile faktörü, yetişme faktörü yani çok çok farklı. Biz bu 2-3 yıl içerisinde bir sürü testlere tabi tutuyoruz çocukları. Kuvvet, esneklik, beceri. Devamlılık da çok önemli. Belli aşamalardan geçtikten sonra o 2-3 günlük çalışma tabii ki 4 güne, 5 güne, 6 güne, 2 saatlik çalışma 3 saat, 4 saat, 5 saate çıkıyor. Ve ilerleyen zamanlarda daha oyun olmadığının farkına varıyor. Aileyi bunu bilinçlendiriyorsunuz, sporcu bunu bilinçleniyor. İlk başta oyun formatına geliyor zaten, oyun olarak görüyor. Fakat İbrahim'in kasları bana evet, şunu çağrıştırıyor. Şu anda karşılanma anını görüyoruz evet, İbrahim'in. Evet. O kadar da iyi geldi ki, o dönemde evet, bize gerçekten ilaç gibi geldi. O selamın, o şampiyonluğun. İbrahim, günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Günde maksimum 5,5-6 saati buluyor antrenmanları. Genelde ağırlık mı çalışıyorsun? Yok, hayır. Jimnastik sporunda zaten hani özellikle kollarımızı, vücudumuzu taşıyoruz devamlı. Hı hı. Ve benim yoğunlaştığım, uzmanlaştığım halka aleti de kuvvet, yani %80'i, %90'ı kuvvet gerektiren bir alet. Hı. Ben zaten onda devamlı antrenman yapa kaslarım gelişti. Yani ben aslında jimnastiğe kaslarım gelişsin diye başlamadım. Ama uzun zamandır yapıyorum. 19 yıl oldu. Sonra zamanla artık hani kaslarım gelişmeye başladı. Belki de bu genetiktir tabii, bilmiyorum. Ben böyle kaslarım büyüsün diye yapmıyorum jimnastiği ama ben antrenman yaptıkça kendinden gelişiyor. Peki özel bir diyetin var mı? İşte şundan uzak duruyorum, daha ziyade protein ağırlıklı besleniyorum gibi. Bir diyetisyenimiz var tabii ki ama ben hani onunla çalışmıyorum. Sadece hani karbonhidrat, protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çok fazla diyette yapmıyorum açıkçası. Zaten ihtiyacın da olmuyor muhtemelen. Günde doğal 5 saat, beslenmeye çalışıyorum. Günde 5 saat antrenman. Evet, hocam evet, ne yapıyorsunuz? Öldürüyor musunuz bu çocukları? Yazık valla. İhtiyacımız var bu çocuklara. Ama dünya şampiyonu olmak için çok 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 çalışmak gerekiyor. Abi, yani kolay değil bir, yani. Tipik bir antrenör yaklaşımı. Evet. İbrahim de diyor ki ama hocam bekleyenim var. Yani, zamanı tabii ki oluyor. Boş zamanlarını çok en iyi şekilde değerlendiriyor. Değerlendirmeye çalışıyor. Daha çok aslında evcimen bir sporcumdur. Ve çalışmayı gerçekten çok seven bir sporcum yani. Peki o ana dönelim mi, ne dersin? Tabii şimdi ki. Sen o halkaya çıktın, zıplıyorsun galiba halkaya. Antrenörüm değil mi? Antrenörüm kaldırıyor. Antrenörüm yani kaldırıyor. Boyum yetmiyor yani, tek başıma zıplayamıyorum. Yerim seni. Yukarıya antrenörün kaldırdı. Halkadasın. Evet. Başladın rutinini tekrarlamaya. Zorunlu hareketler, sadece zorunlu hareketler mi yapıldı yoksa araya... Şimdi orada zorunlu hareketler diyor. Şimdi bizim jimnastik kitapçığımız diye var. Dünya Jimnastik Birliği'nin hazırladığı, FIG'nin hazırladığı bir kitapçık var. Hı hı.
Orada diyor ki halka serini şu kurallar içerisinde sen yapabilirsin. Seriyi kendiniz. Aynen. Ama zorluk derecesi ne kadar çok yüksek düzeyde hareketler yaparsanız sizin avantajınıza. Ama şöyle bir şey, hani zorluğu çok yüksek ama uygulaması da çok önemli. Hem zorluğu yüksek olacak hem de en mükemmel şekilde siz orada sunum yapmak zorundasınız. Hmm. Çünkü en küçük hatayı bile affetmeyen bir branşımız Peki, var. Peki artistliğe bakıyorlar mı? Yani sadece hareketleri doğru yapman mı yoksa aynı zamanda... Artistik sunum, teknik sunum. Tabii ki o yani vücut açıları, durduğunuz süre, oradaki seri kompozisyonuna kesinlikle hepsine bakıyorlar. Yani. Başladın rutinine seriyi tekrar etmeye. Ne düşünüyordun o sırada? Ben öncesinde biraz gergin ve heyecanlıydım ama yani bunun antrenmanlarını çok yaptık. Daha önceki yarışmalardan elde ettiğim tecrübelerle iyi ya da kötü hemen her yarışmadan sonra tecrübe edinmeye çalışıyorum ya da ders çıkarmaya çalışıyorum ki bir dahaki yarışmalarımda o hataları yaptıysam onları yapmamaya çalışıyorum. İşte hakeme selam verdim, antrenörüm beni kaldırdı, aleti tuttuğum an antrenmandaki gibi hissettim kendimi. Aman Allah'ım. Bir halkayı tutar mısın? Lütfen şu sadece evet şu anda halkayı tutuyor. İşte kocaman bir alkış böyle istiyorum ama. Herkes alkış olsun lütfen. Evet tuttun halkayı. Ve kendimi antrenmandaki gibi hissettim. Bu benim heyecanımı azalttı ve vücudumun kontrolünü tamamen tamamen kontrol etmemi sağladı, öyle söyleyeyim. Çünkü biz bunları yüzlerce defa o harekette, her 10 tane hareket yapıyoruz. Her bir hareketi yüzlerce defa yapıyoruz antrenmanlarda. Orada sadece bir kere daha yapmam gerekiyordu. Ve bu benim antrenmandaki gibi hissetmem içimi rahatlattı ve bana biraz daha güven verdi. O heyecan, gerginlik, stres gitti. Şöyle, genelde sporcu şu şekilde hisseder. Aleti tuttuğunuz zaman atmosferde ne kadar çok insan varsa, orada ne kadar çok insan varsa o kalabalık bir kenarda durur. Sadece siz ve yaptığınız hareketler orada kalır. Yani ben bir de o salonda yüz binlerce insan var. hiçbirinden çıt çıkmıyordu yani. Orada sadece ben yarışıyorum. Seyirci kültürü. Gerçekten, hani gerçekten çok güzel, çok bir atmosfer oluyor. Hı. Ben orada hareketleri yaparken işte diye yani nefes veriyorum. Hani kendi şeyi duyuyorum. Hani o kadar sessiz oluyor. Hareketleri yaparken aletten tak tak sesler geliyor mesela. Onları duyuyorum. İşte zaten o serinin sonuna doğru şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Sadece serin değil. O serinin sonuna doğru işte bizimkiler, yabancı arkadaşlarım, hadi İbrahim yaparsın, işte o tezahüratları duyuyorum. İşte hani son artık şeyde onların da desteğiyle güzel bir iniş yaptım ve o iniş halka aleti için çok önemli özellikle. Genelde adım almadan. Evet. O jimnastiğin her branşında öyle zannedersen. Final kısmı, öne adım, bitiş, arkaya adım olmayacak. Pat diye. Evet. Çok çok önemli. Zaten onu yapabilirseniz ya madalya alabiliyorsunuz ya da madalyanın rengi belli oluyor. Biz 8 sporcu yarıştık finallerde. 3 kişi o hareketi yaptı. Zaten 3'ü de madalya finale aldı. Evet. The Çolak hareketi diye bir şey mi? Evet. Bu camiaya armağan ettiniz. Nedir o Çolak hareketi? 2 yıl önce, İbrahim biraz dinlensin. Biraz kısa kısa anlatalım hocam. 2 yıl önce bizim Avustralya'da Dünya Kupası'na, zaten antrenmanlarda çalıştığımız, planladığımız bir hareket. Tabii o kitapçığa yine baktık, bahsettiğim kitapçıkta. Nasıl bir harekettir olmayan o? Olmayan bir hareket. Yani halkaya asılı pozisyondan şu T duruş pozisyonuna, cross pozisyonuna gelip vücudunuzu, ayaklarınızı vücudunuza katlıyorsunuz. O kitapçıda olmayan bir hareket. Biz bunu yarışma jürisine orada sunduk ve hiç o kadar zor baktılar, duyuluyor evet, ki. Bir kere daha anlatalım. Evet. Halkadasınız. Evet. Halkayı açtınız, çekiyorsunuz. Çektik. Evet, yatay pozisyonda. Bacaklarınızı, vücudunuzu böyle evet, sıfır pozisyon. Peki, evde deneyiniz. En az 2 saniye beklemek zorundasınız. Kaç saniye? En az 2 saniye beklemek zorundasınız. 2 saniye. Evet, 2 saniye beklemesi hareket sayılmıyor. İnanılmaz evet, zor. Dünya duyuyor. Jimnastik Birliği bakıp onayladıktan sonra 2 ay sonra da evet, The Çolak adına tescilli İbrahim'in hareketi ölümsüzleşti yani. Bu da çok önemli bir madalyadan çok farklı bir mutlulukmuş. Evet. Bu acayip bir şey. Yani madalya alınır, gümüş olur, bronz olur, evet, altın olur ama bu seni ölümsüz yapar. Aynen. Madalya aynen alan çok ama hareket katan bence çok evet, daha nadir. Ben evet, muhtemelen buna yok en çok
o aşamada İstiklal Marşı'nı çaldırmaya ve o asker selamını yapmaya orada, giderdim. Sonra da bunu isterdim. Orada tamamen şöyle hani bizim içimizden gelen bir şeydi. Çünkü İbrahim indi, daha madalya töreni olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız hemen telefonla arayıp tebrik etti. Ne güzel. Yani Barış Pınarı harekatının daha ikinci günüydü zannedersem. Evet. Biz oradan da takip ediyoruz Türk medyasını, Türkiye'de olup biteni. Tabii yani şu an anlatırken bile benim tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bizim kahraman ordumuz, kahraman askerlerimiz orada canları pahasına ülkemizi korurken, biz de ülkemizi onlara, orada bayrağımızı dalgalandıran bizim helal için olsun, çok gurur verici. İbrahim'le biz göz göze geldik, söyledi. Evet dedim, ben de o tam yani oturdu. Umarım yani askerimize bir moral olmuştur. Onlardan da dönüt geldi İbrahim, çok sen anlat evet, istersen o ya şeyi mutluluğu. Biz milli sporcular olarak zaten en iyi şekilde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hani bu ülkemizin birlik beraberliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde bu başarıyı elde edip askerlerimize, Mehmetçiğimize moral olmak istedim. Ve İstiklal Marşı okundu, asker selam verdim. Çok fazla duyuldu, çok fazla ilgi gördü. Ben buradan bu da çok belki mutluyum, askerimize bir selam göndermek tabii istersin. Bir de şöyle bir şey var, ben daha askerlik yapmadım tabii evet, ki. Her Türk asker doğar derler ya. Yanlış selam verdim. Evet. Olsun. Ama herkes biraz o selama takılmadı. İbrahim evet, avuç içindeki nasırlarına takıldı. Çünkü ay, o yılın emeği yani siz buradan yakından görebiliyorsunuz. Tabii inanın. Ama yani o İbrahim. Evet. Evet. Aman Allah'ım. Yani bu ağır iş için açıkçası. Bu da işte bandajlardan o, dolayı. Aman Allah'ım. Elliği takıyorsunuz, şu çıkıyorsunuz eline ya. Eline dikkat eder misiniz? Gösterebilir miyim? Tabii, sen tabii rahatsız olmuyorsun değil mi? Hayır, hayır. Bu her jimnastikçinin şeyi yani el bilekleri. Aman Allah'ım bu. Burada da var. Evet evet. Hmm. O ellik dediğimiz o plaster bandajı takılan yer. Elleri İbrahim'in tamamıyla nasır evet, ve bileklerini görmeniz lazım. Yani bu aslında İbrahim'cim emek, hedef ve bir açıdan da aşk. Aşksız evet, yapılır mı bu iş? Sevmeden, evet, sevmeden o kadar zorluğa katlanılmaz evet, gerçekten. Mümkün değil. Evet, ama evet, tabii bu şeyler de motive ediyor seni. Sevgi, işte şampiyonluk, tabii madalya. Ki. Milli gurur, bayrağın milli dalgalanması. O bambaşka, tarif edilemez bir şey yani. Şunu sormak istiyorum. Dünden beri aslında gündemde antrenörün oyunculara uyguladığı şiddet var. Benim gözlemlediğim kadarıyla genelde antrenör ve oyuncusu ya da sporcusu arasında böyle bir ast üst ilişkisi, abi kardeş ilişkisi ve ufak böyle tatlı bir sertlik söz konusu. Ama bu kadarını hiç görmemiştim. Ne söylersiniz İlmaz Şimdi Bey? Şimdi İbrahim 5 yaşından beri benimle beraber. 19 yıldır biz beraberiz. Hı hı. Yani ailesiyle, annesiyle, babasıyla görüştüğünde hocam sizin hakkınız bizden daha çok bizim çocuk. Çünkü biz onu sizin harcadığınız zaman kadar göremiyoruz. Hı hı. Biz öyle bir frekans yakalıyoruz ki antrenmanda yani İbrahim'in hareketlerinden, İbrahim bana baktığında yani el kol hareketmen, göz göze geldiğimiz zaman artık ne dediğimizi çok iyi anlar pozisyona giriyoruz. Tabii ki kızdığımız böyle resleştiğimiz pozisyonlar olabiliyor. Bu hep performans için ama o an orada kalıyor. Ertesi gün geldiğinde ben bunu unuturum. Tabii. Yarışmada çünkü onun başarısı benim başarım, onun başarısızlığı benim başarısızlığım. Ama el kaldırmak, vurmak. Yani şiddet evet, kesinlikle yani hani çok bizim hani çizgimizde, bizim literatürümüzde olmayan bir şey. Zaten öyle bir şey olsa ben İbrahim'i küçük yaşta kazanamadım. Buraya ama kadar gelemezdim. Ama siz tabii çok özel, yani sizin ilişkiniz çok özel. Bir başarı hep sporculara atfedilir. Sporcunun emeği, başarısı, sporcunun o işe odaklanması elbette ki takdire şayan. Ama antrenörlere asla ve asla unutmamak lazım. Hiçbir zaman bir başarı tek başına kazanılmaz. Ben her zaman hiçbir şunu zaman söylüyorum yani evet, demir var, bir de demirci ustası var. Evet. İbrahim gerçekten iyi bir madendi. Aynen onu öyle. İyi işledik. Bu Türk jimnastiğine, Türk sporuna ve adını altın harflerle Türk jimnastiğine yazdırdık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Gurur duyduk sizinle. Çok sağ olun. İyi ki çok teşekkür ederiz. Buyurun. Ben az önce selam vermeyi unuttum. Buyurun. Buyurun. Ah. Şimdi ay. Hayır. Umarım daha güzel olmuştur. Ama o andaki selamının yerini hiçbir şey tutamaz. Evet. O çok evet, farklı. O artık bizim hafızamıza kazındı. Sana güzel bir kitap armağanım var. Sporcuların Harbi 1877-1923. Oo, çok güzel. Keyifle çok okumanı ederim diliyorum. Ve size de efendim bir kitap armağanımız var. Her Umut Ortak Arar, Nilay Örnek. Az önce etkinlik köşemizde çok teşekkür tanıttığımız ederim kitap.
Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Olimpiyat şampiyonu olduğunda tekrar geliyorsunuz. İnşallah. Ben sizden bir söz almak istiyorum. Tabii. İzmirlisiniz. İzmirliyim. İzmirliyiz. Biz sizle tabii ki çok seviyoruz sizi. Çok teşekkürler. İzmir'e yolunuz düştüğü zaman biz sizi kulübümüzde misafir etmek isteriz. Şavkar Cimnastik Kulübü'nde. Memnuniyetle. Şavkar ailesi olarak. Şampiyonlar beni kabul edecekler mi aralarına? Seve seve. Memnuniyetle. Tabii ki koşa koşa gelirim. Çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Şu anda biz olimpiyatlara 4 sporcu kota aldık. Bu 4 sporcumuz da İzmir'den. İbrahim madalya alarak, Ahmet Önder paralel aletinde dünya ikincisi olarak madalya alarak hak kazandı. Ferhat Arıcan all-around'da katılmaya hak kazandı. Ferhat Arıcan 2016'ya da katılmıştı. Bu ikinci olimpiyat oluyor. Nazlı Savranbaşı var. O da İzmir'den. Dördümüz de İzmir'den. Nazlı Savranbaşı'nın antrenörü Özgür Gümüşlü benim çocukluk arkadaşım. Beraber antrenörlük yapıyoruz eşiyle beraber. O şekilde ben huzurlarınızda onlara da burada bir hani ismi geçinsin. Onlar da bir gurur duysun. Çünkü olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek en zirvede en gurur verici bir olay. En güzel şekilde evet. Temsil edeceğinize hiçbir şüphemiz yok. Kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısacık bir reklam arasının ardından. Gel. Gel. Ya gelsene. Ben çok geldim, biraz da sen gel. Gel gel, ortada buluşalım. İyi, geliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Doktor sensin. Evet benim. Aa, senin yarın nerede? Benim yarım yok. Orada dinleniyor. Sonra alırız. He. Neyse, niye gelmiştin? He, benim bir sıkıntım var. Neyse, senin sıkıntını sonra dinleriz. Ben sana bir iki bir şey sormak istiyorum. Sor. Bunlar ne? He, onlar benim anamın çorapları, yıkadım kurusun diye açtım. Niye, sizin evde askılık yok mu? Yo, vardı da çocuklar bozdu. İyi, neyse. Peki bu ne? He, o benim tirkesyonum. Tirkesyon. Tirkesyon. İyi de onun adı direksiyon değil mi? İleri zekalı. Deminden beri ben de direksiyon diyorum. Sen tirkesyon diye tutturmuşsun. İyi. Peki bir şey daha soracağım. He. Bu ne? He, o benim emniyet kemerim. Onu takınca hayatta kalıyorum. Takmazsan ne oluyor? Al bu pamukları, imama götür, anlasın sana. Tövbe tövbe. Neyse, niye gelmiştin? He, dedim ya, benim bir sıkıntım var. Evet. Ben sevdiğimi açılamıyorum. Ben yardımcı olayım. Vallahi mi? Evet, sevgilinizin ismi ne? Ha, sevgilimin adı Ayşo. Ayşo. He. Peki onu seninle buluşturup konuşturacağım. Güzel bir şiirin falan var mı? Olmaz mı? Kendim yazdım. Oku bakalım. Pantolonu gösteren ütüdür ütü. Kadını gösteren... Gözüdür ulan gözü. Ha, pardon. He. Tamam, ben sizi Ayşo'yla görüştürüp buluşturacağım. Tamam. Tamam. Peki Ayşe'yle buluşup konuşurken nasıl yapacaksın? Telefonla konuşacağım. Tamam, hadi ara bakalım. Hemen arıyorum. Alo de. Aha, çalıyor. Tamam, alo de. Alo de. Kibar konuş. Sana diyorum, nasılsın? Sana diyorum, nasılsın? İyi misin de? Ya dey deme. Of, kapat şu telefonu. Of, kapat lan telefonu. Sen bu gidişle bu işi öğrenemeyeceksin. Öğret o zaman. Tamam, daha sonra öğretirim ben sana. İyi. Senin gibi doktor Allah verene vermesin. Bravo. Buyurunuz efendim. Efendim, sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Amacımız engellerin asla engel olmadığını ve sanatın her alanda kendisini gösterebileceğini. Ay yerim, nasıl aşıklar birbirlerine. Karı kocalar bu arada. Parantez içerisinde söyleyeyim. Aysun ve Ercan Kabaş çiftini ağırlıyoruz. Aysun ve Ercan Kubaş çifti. Efendim, senelerdir tiyatro yapıyorlar ve hayatlarında yaşadıkları problemleri tiyatro sahnesine taşıyorlar. Öncelikle kısaca sizden bahsedelim. Anlatın bize kendinizi. Aysun Hanım, buyurunuz. Ben Afyonluyum. İsmim Aysun Kubaş. İlkokuldan sonra sürekli Pamuk Prenses ve Yediceler tiyatrosunda yer alıyordum. Hangi roldeydiniz? Uykucu, korkak. Ha, çok tatlı. Peki, sonra?
Sonra işte eşimle tanıştık. Tiyatroda tanıştınız. Tiyatroda tanıştık. Bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Hı hı. Bir 6 ay falan kendi aramızda nişanlı olarak devam ettik. Flört ettiniz. Evet, sonra ailemden istedi. Ailem vermeyince biz de dur dur oralara geleceğiz. Aman ne aşk hikayesi var. Arada ne aşk hikayesi var. Yani filmlere konu olacak bir hikaye dinleyeceksiniz. Ama önce biraz da Ercan'dan bahsedelim. Ben Ercan Kubaş, 88 Balya doğumluyum, Balıkesir. Uzun yıllar Bandırma ve Ayvalık'ta kaldım. 2007'de Engelliler Tiyatrosu'na girdim. 2007'de Evren Engelliler Tiyatrosu'na girdikten sonra 2011 yılına kadar çalıştım. Hı hı. Bir şeyler öğrendim. Ondan sonra baktım ki herkes engellilerin adını kullanıyor. Ben de engellilerin adını kullanmadan nasıl bir şey yapabilirim dediğimde Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu'nu kurdum. Onunla, bravo. Ondan sonra eşimle beraber tanıştım. Bravo. Bu şekilde. Herkes engellilerin adını kullanıyor. Ben ne yapabilirim diye düşünüyor sevgili Ercan ve kendi tiyatrosunu kuruyor. Ve karı koca şu anda kendi tiyatrolarıyla turnedeler. Ben zannedersem bundan birkaç sene evvel, belki geçen sene bir röportajınıza denk geldim internette araştırma yaparken. O kadar hoşuma gitti ve ilgimi çekti ki insan hikayeleri sizlerle buluşturmayı en sevdiğim şey. Bir de bu insan hikayeleri içerisinde sanat, engellerin engel olmaması varsa benim için orada ip kopuyor. Bağlantıya geçtik. Turnedelerdi efendim. Onun için bir süre beklemek zorunda kaldık turnelerinin bitmelerini ve nihayet birlikteyiz. Aysun'u ilk gördüğünde ne hissettin? Normalde birbirimizi görmedik. Nasıl? Bir arkadaşımızın vasıtasıyla telefonla tanıştık. Ha, peki. 25-26 gün kadar telefonda konuştuk. Ondan sonra yüz yüze geldik. Aysun'un mavi gözlerine baktın ve vuruldun değil mi? Evet. Peki Aysun, sen etkilendin mi ilk görüşmede Ercan'dan? Evet. Hemen etkilendin ama zaten önemli olan ne konuştuğunuz, birlikte ne paylaştığınız, tipin ne önemi var, öyle değil mi? Aynen, o beyinler beni anlayabiliyorsa, ben de onu anlayabiliyorsam sorun kalmıyor. Peki annen niye vermedi, annenle baban seni Ercan'a, niye kaçtın? Ya ailem beni de düşünmüş olabilir, hani aileme de haksızlık yapmak istemiyorum ama hani boyun... Ercan'ın nesini beğenmediler? Ya onu beğenmemezlik değil, benden dolayı hani yemek yapamaz, ağır bir şey kaldıramaz, bebekte sorun yaşarsınız gibi falan. Olur mu öyle şey? Yani ailem hiçbir yere vermek istemiyordu. Nasıl kaçtın? Vallahi nasıl kaçtım? Önce annemin evlerini temizledim. önce anneni mutlu ettin yani. Annenin evinin yerlerini temizledin. Evet. Sonra? Makineye çamaşırları attım. Öğlen yemeğini de ocağa koydum. Ondan sonra kaçtım. Ondan sonra Ercan bekle beni geliyorum dedin. Evet, bu zaten bekliyordu. Ha, dışarıda bekliyor muydu? Ağacın altında mı bekliyordun Ercan? Yok, arabada bekliyordum. Arabadan inemedim. Arabadan inemedin. Heyecan dorukta. Peki sen kaçtıktan sonra anne baba kızdı mı? Evet, haliyle. Kızdılar, yani haklı haliyle. Olarak. Sonra aranız düzeldi mi? Ya düzeldi. Düğünüme geldiler. Allah razı olsun. İyi ki geldiler. Peki. Geldiler. Sonra çocuğunuz oldu. Evet, ilk bir tane kızım oldu. Evet. İsmi Yağmur. Yağmur. Nasıl Yağmur? Yağmur normalde bizim gibi akondroplezi, yani halk diliyle düzelik dediğimiz rahatsızlıktan vardı. Almanya'dan iğnelerini getirttirdik, tedavi yaptırdık. Tedavi yaptırdıktan sonra boyu bizim gibi uzamaya başladı. Hı hı. Küçük olan kızım Damla 4'üne gün aldı ama onun herhangi bir sağlık sorunu yok. Çok şükür çocuklarımız sağlıklı olsunlar. Zaten bütün amacımız çocuklarımızın güzel ve keyifli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri. Ne oldu, sen bir duygulandın? Yok, bir hayır. Üzüldün, iyi misin? Yok yok, keyfin iyi. Keyfin yerinde mi? Tabii ki. Peki bu rahatsızlığın tedavisi var mı? Yurt dışından iğne getirttik diyorsun. Bunlar hormon ileleri mi? Hormon ileri, kemik geliştirme, boy uzatma. Normalde belli bir yaş aralığı var. O yaş aralığına göre iğneleri yaptırınca hiçbir sorun kalmıyor. Ama yaş aralığı geçtiğinde ortopedi doktorlarında akondroplezi rahatsızlığı ameliyatı olmaya çalışırsanız da sonradan kadavralardan alınan kemiklerle uzatılma yapılıyor. Boy uzatma yapılabiliyor. Belki geçmişte de size uygulansaydı bu iğneler
daha farklı olurdu. Ama şöyle düşünmüyor musunuz? Her şeyin bir nedeni var ve iyi ki ama birbirinizi bulmuşsunuz ve iyi ki dünyalar güzeli iki bebeğe sahipsiniz, Yağmur ve Damla. Evet. İyi ki onlar hayatınızda. Az önce bir ihtimal yarın bizlerle beraber olma durumları vardı. Aman göreceksiniz, anne kendinden geçti. Ah evlatlarımı yalnız bırakamam, ah onları birilerine emanet ettim, ah onlar bensiz ne yaparlar diye. İşte annelik, babalık, ebeveynlik. Peki biraz tiyatronuzdan bahsetmek istiyorum. Tiyatronuzu anlatabilir misiniz? Sadece ikiniz mi varsınız yoksa bir kumpanya mısınız? Nasıl turneler yapıyorsunuz? Hangi oyunları seçiyorsunuz? Şöyle anlatalım. Bizde 5 tane tiyatro oyunumuz var. Hı hı. Engelsizsiniz. Önümüzdeki engelleri kaldırmak için. Hayatın gerçekleri. Annem için. Annem için oyunu seçmemizin nedeni. Bir annenin en büyük korkusu evladının kendinden önce ölmesi. Engellinin de en büyük korkusu annesinin kendinden önce ölmesi. Ay. Şu anda oynamış olduğumuz kısa skeçte Deli Doktor adlı bir oyunumuz. Eskişehir'den Necip Kiriz ve Güler Kiriz arkadaşımızın, onlar da bizim gibi güzel arkadaşlarım. Onlar bizimle oynuyor. Yine Ankara'dan Selahattin Efe arkadaşımız 14-15 yaşlarında tren kazasında iki ayağını kaybeden bir arkadaşımız. Hmm. O da bizle beraber doktor rolünü oynuyor. Oyunlarımızı genellikle engeller üzerine oynuyoruz. Çünkü 7'den 70 herkesin izleyebileceği bir oyun. Bizim amacımız engellilere engelsiz bir hayat sağlamak. Bizlere şans verildiğinde neler anlatabildiğimizi göstermek. Bir de formaliteden değil de mahsuldan da küçük çocukları oyunumuza teşvik ediyoruz ki ileride engellilere karşı nasıl davranılır, nasıl diyalog haline girilebilir, onları incitmeden neler yapabiliriz, oyunlarımızda bunları anlatıyoruz. Ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Bu ay oyunumuz olacak işte. Ayrıca Afyon'da da çok değerli bir arkadaşım var, Yasemin Eser. Buradan da ona selamlarımı iletiyorum. Yasemin'cim, buradan sana selamlar. Bak, arkadaşın unutmadı seni. Buralara geldi, bu kadar zaman içerisinde sana selam söylüyor. Sağlık sorunları var mı? Ağrı, işte sürekli yok. Bir hastaneye, bir doktora gitmenizi gerektiren sadece şeyler. Sadece uzun yol yürüyemiyorum. Hı-hı. Çok çabuk yoruluyorum. Ya sizinle ilgili bir haber vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Arabanıza, tekerlekli sandalyenize. Değil mi? Parçalama. Nasıl bir insan? Söyleyin bana lütfen. Eğer biliyorsanız bunun yok, cevabını. Kimin olduğunu bilmiyoruz ama bunu yapan her zaman da söyledim, bir insan olamaz. Olamaz yani. Akülü müydü arabanız? Akülü 3 tekerlekli bir arabaydı. Akülü 3 tekerlekli arabalarına zarar veriyor bu insan ve kullanılamaz hale getiriyordu değil mi? Kaç sene önce? Hemen hemen 2012 yılında. Bu kadar zaman geçmiş, nasıl aklında yer ettiyse böyle bir olay. Sonra bulamadınız. Bulamadık ama bir dernek sosyal kampanya başlatarak bizlere tekrar bir araç tahsil etti. Yani geçmiş olsun diyeceğim. Çok teşekkür ederim. Başka diyecek bir şey yok. Peki kızlar sizin bu sanat faaliyetlerinize ne diyorlar? Büyük kızım çok ilgi gösteriyor. Mesela biz bir oyuna hazırlanırken falan, anne bunu da yapar mısın? Anne şunu da söylerseniz olur mu? Gibi. O da çok seviyor tiyatroyu. Böyle önerilere açık mısınız? Tabii ki. Tabii ki. O zaman bir önerim olabilir mi? Dinliyorum. Ama yanlış anlamayın, tamam mı? Estağfurullah. Hani oyunun girişinde böyle vurdun ya hanıma. Ya normalde o bana vuruyordu da bugün ben ona vurayım dedim. O da sana vurmasın, sen de ona vurma. Ya çok özür dilerim, sanata saygısızlık ve sanata müdahale olarak algılamayın bunu ama kadınlara, çünkü siz rol modelsiniz ve siz göz önündesiniz ve siz sahnedesiniz ve çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Engellerin engel olmadığını gösteriyorsunuz. Ben seyirci olarak engelsiz yaşamı ve engellerin engel olmadığını destekleyen bir Ercan'ın karısını sahnede kızıyorsa bile yüceltmesini görmek isterim. Naçizane çok özür tabii dilerim. Tabii ki, estağfurullah. Ne diyorsun? Olabilir. Hatta olabilir demeyelim, olur. Çok güzel olur. Bayağı güzel olur. Bir de bela okunur mu ya? Sahnede okunur tabii. Ben ya hayatım boyunca annemle babam kızım bela okuma der. Ben onun için hep Allah'a havale etme şeyindeyim.
Neyse, yayından sonra konuşuruz. Daha soracaklarım var size. Tabii ki. Şimdi turneler. Ne zaman turneye gidiyorsunuz? Pazar gününden sonra. Allah nasip ederse pazartesi bir paylaşçılığımız var. Eşimle beraber. Kimsesiz çocuklara yardım eden yine bir derneğimiz var. Nasıl söyleyeyim? Lütfiye Polat diye bir dernek başkanımız. Bunlarla beraber kimsesiz çocuklara, yetim çocuklara el uzatıyoruz. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Afyon'da ilk bir böyle bir derneği kurduğunda yardımcı, yani herkes yardım ediyordu. Ben de nasıl bir şey yapabilirim dedim de Lütfiye Başkanım bana hani çocukları eğlendirmek amacıyla paylaşıcı olarak gelir misin dedim de. Ben de sürekli onlara gönüllü olarak gidiyorum. Ne tatlı. Hatta bravo. Türkiye'de ilk Afyon'da vazgeçilmez cüce paylaşıcılarıyız. Onları da beyan edelim. Fakat bu arada tahmin ediyorum ki normalde tiyatroların yaşaması zaten çok zorken bir de engelli tiyatrosunu hayatta tutmaya çalışmak, sahnede perdeleri açık bir şekilde izleyicilerle buluşturmaya çalışmak çok zordur. Sponsor var mı? İsim zikretmeyelim ama sponsorunuz var mı sizi destekleyen? Allah var. Razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun, daim olsun. Sponsorlarımızdan Süleyman Bey bizlere çok destekte bulunuyor. En büyük desteği zaten kendisinden alıyoruz Süleyman Bey. Bizlere yani ne istersek ya da küçük bir eksiğimiz dahi olsa kendisine beyan ettiğimizde direkt bizimle irtibata giren beyefendi. Bu şekilde. Ercan'ın doğum günü değil mi bugün? Evet. Söylesene. İyi ki doğdun Ercan, iyi ki doğdun Ercan, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Bir de öp beyine. Oh. Elde olsaydık mutluluğunuzu daha farklı kutlayacaktım ama burada da milyonların önünde kutluyorum canım. Doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun Ercan. Kaç yaşındasın? 32'ye ayak bastım. 32. Bak canlı yayında değişik farklı bir şekilde doğum gününü kutlamış oldun. Benim sizler için dileğim ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzurlu, evlatlarınızla, sevdiklerinizle beraber yaşlanmanız. Çok teşekkür ederim. Amin. Mutlu musunuz? Mutluyum. Sen böyle bir acı acı bakıyorsun Aysun. Niye öyle bakıyorsun? Böyle bakıyorum Aysun'a, böyle bakıyor. Eşim sürekli duygusaldır. Duygusal, dokunsan ağlayacak. Yani ne bileyim, benim yapmam öyle. Bir sıkıntı falan da yok. Hatta bazen eşimle aramızda küçük tartışmalar oluyor. Eşime diyorum ki acaba kafanda ne var yani bu kadar kurgu yapıyorsun kendi kendine. Eşim yok bir şey değil. İyi tamam, ben de sana söylemeyeceğim bir daha bir şey olduğunu falan diyorum. Nelerden dolayı tartışıyorsunuz? Genellikle benim eve geç gelmem. Bak. Ne, eve geç mi geliyorsun? Ya normalde bizim evde akşam yemeği hep beraber toplanılır, yenilir. Tamam. Eğer ben eve gelmedim o sofra kurulmaz. Helal olsun. İşte bir dişi kuş. Yuva yapıyor. Yani çocukları bile yedirmez. Babanız belki aç gelmiştir, belki bir şey olmuştur. Bekleyelim, hep beraber yiyelim. Niye geç geliyor? Ona sormak lazım. Biraz ona sormak lazım. Bir de işleri bazen uzuyor. Diyorum yetişmezse bırak yarına kalsın. Doğru. Doğru söylüyor. Ama çok da sık boğaz etmemek lazım değil mi? Arada sırada olur. Şu ele bakar mısınız? Bu arada ben de hastalıktan, öksürükten mahvolmuş durumdayım. Sürekli öksürüyorum. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bu aralar herkes böyle. Hayatınızla ilgili amacınızı, hedeflerinizi öğrenmek istiyorum. Benim bir hedefim yok. Nasıl? Sadece benim hedefim tiyatroda yaşlanmak. Tamam, bu işte muhteşem bir hedef. Bu bütün tiyatrocuların, bütün sanatçıların ortak hedefi zaten. Sevdiği işte, hani sahnede ölmek diye bir mefhum var ya. Sen acı acı bakan duygusal bayan Aysun Hanım. Benim ilk hedefim evlenip boyuma uygun bir eş bulup evlenmek, yuva kurmaktı. Ki onu hayalim gerçek oldu. Şimdiki tek hedefim de kızlarımı okutup kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hale gelmesini bekliyorum. Hamilelik zor muydu? Yatmak zorunda mı kaldın? Bravo. İkinci çocukta evet. İkinci çocukta biraz zorlandım.
İlk çocukta hiç yani istediğim yere gidip geliyordum. Yani doğumuna 15 gün kalaya kadar tiyatrolardaydım. Oh, harika. İşte arzu edilen sanat biçimi. Sürekli sahnede ve hiçbir şekilde hiçbir şeyin engel olmaması. Çok teşekkürler benimle birlikte olduğunuz için. İyi ki geldiniz. Aysun ve Ercan Kubaş'ı ağırladık. Onlar tiyatrocular. Aynı zamanda Engelsiz Tiyatrosu'nu kurmuşlar. Afyon'da yaşıyorlar. Bizlere Afyon'dan katıldılar. Harika insanlar. Birbirlerine çok aşıklar ve deyim yerindeyse pek çok şeyi aşmışlar. Muhtemelen hayat da sizi bu noktaya getirdi. İyi ki de getirdi. İyi ki de bizimle buluşturdu sizi. Nice senelere. Tekrar ediyorum, sağlıklı, önce huzurlu, mutlu ve başarılı. Size bir de kitap armağanım olacak. Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal, bir klasik şöyle armağan etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bastığı bir versiyonla şöyle. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da tekrar teşekkür edelim. Ve sevgili Aysuncuğumuza da Yaşamak, Cahit Zarifoğlu, yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bastığı bir kitap olarak şöyle şöyle armağan edelim. Kızları öpüyorum. Oylum ablanız sizi öptü deyin, olur mu? Şu anda izliyorlar zaten. O zaman el sallayın. Ayol Aysun, komşuna el sallayacağına kızlara el sallasana. Buradan Yağmur ve Damla kızımın içinde öpüyorum. Hepinizi öpüyoruz. Tüm seyircilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Aysun'un komşularını ve çocuklarını daha çok öpüyoruz. Efendim yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar lütfen kendinize iyi bakınız. Yarın saat 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.